Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bugün size kendi tecrübelerime bağlı olarak bu videoda A'dan Z'ye ilk 2 ay yavru kedi bakımı nasıl olur ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağım. Ayrıca videonun içerisinde işte yavru kedi tuvalet eğitimi nasıl verilir, kuru mamaya nasıl alıştırılır, anne sütü harici hangi mamalar verilebilir ya da verilmesi gerekir mi gibi soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Umarım videonun sonunda da yavru bir kediniz varsa bunu nasıl besleyeceğinizle alakalı aklınızdaki soru işaretleri gitmiş olacak. Hepinize keyifli bir seyir diliyorum. Kanalıma da abone olup bu videoyu da beğenirseniz ayrıca çok mutlu olurum. İyi seyirler şimdiden. Videoda gördüğünüz kediler de ayrıca benim yavru kedilerimdir. Oradan da gün gün ayrıca yavru kedi gelişimi olarak da bir video atmıştım. Oradan da seyrederek gelişimlerini daha net de görebilirsiniz. Öncelikle şu konuyu açıklığa kavuşturmak gerekir. Sırayla gidecek olursak, kedim doğum yaparken ne yapmalıyım? Evde kedi besleyenlerin kedi hamileyken en fazla telaş ettikleri durum, kedi doğururken ne yapmalıyım konusudur. Kitabi bilgileri bir tarafa bırakacak olursak, tamamıyla kendi tecrübelerime göre cevap vereceğim. Kedimiz doğum yapmasına az süre kala, genelde 2-3 saat kala başlar bu durum. Dilini dışarı çıkararak hızlıca nefes alıp vermeye başlar ve ara ara da kasılmaları başlar. Son 3-4 gün içerisinde de kediniz nereye doğum yapacağını seçer. Sık sık oraya giderek yatar. Orayı benimser kısacası. Benim kedim yatağın üzerine doğum yaptı. İkinci doğumunu da başka bir çekyatın üzerine yaptı. Ben ona aslında başka yerler hazırlamıştım. Yani buradan şunu söylemek istiyorum. Siz ne kadar yer hazırlarsanız hazırlayın. Onlar kendilerini en rahat hissettikleri yerde doğumu yaparlar. Kedi doğum yaparken bir steril eldiven giyerek biraz uzaktan gözlemleyin. Ve doğum sırasında kesinlikle müdahale etmeyin. Yani kafasını okşamakla dahil ben dışarıdan hiçbir şekilde müdahale etmedim. O şekilde kendini daha rahat hissediyor. Doğaları gereği hiç müdahale olmadığında daha rahat doğum yapıyorlar yani. Genelde 30 dakika arayla yavrular doğar. Doğurduktan sonra %90 ihtimalle kediniz kendisi yalayarak yavrunun zarını çıkarır. Uzaktan gözlemleyin. Yaklaşık 1,5 dakika bekleyin. Zarı açmazsa o zaman hafifçe müdahalede bulunun. Onu da nasıl yapacaksınız? Elinizi hafifçe üst tarafından böyle okşar gibi yavrunun zarını kendiniz de çıkartırsınız. O arada zaten yalayarak kendisi o zarı rahatlıkla koparacaktır. Benim başıma gelmedi. O konuda bir sıkıntı yaşamadım. Soğukkanlı bir şekilde dışarıdan izlediğimde zaten kedim zarını çıkarttı. Daha sonra göbek bağını ısırarak anne koparır. Plasentayı da yiyerek doğum gerçekleşir. Diğer yavru gelene kadar anne yaklaşık 5 dakika içerisinde de yavrusunu emzirmeye başlar. Kısaca özetleyecek olursak, kedinin doğum anında ne yapmamız gerekiyor? Çok fazla müdahale etmeyin. Uzaktan izleyin. Anne ve yavru da bir şekilde birbirini bulur ve emmeye de başlarlar. İçiniz müsterih olsun. Gelelim ikinci kısma. Kedilerimiz doğdu. Yavrularımız sağlıklı çok şükür. İlk 2 hafta ne yapmalıyım? Yani kısacası yeni doğmuş kedi bakımı nasıl olmalı? İlk 1 hafta kesinlikle kedilerinizin yerini değiştirmeyin. Anne kedi nereyi sevdiyse orada yavrularını emzirsin. Yer değiştirmeniz kedinizi strese sokabilir. Eğer kediniz yavruları emzirmediyse açıkçası işiniz oldukça zor. Bir veterinere danışarak onun verdiği biberonla yavruları besleme işi size düşecektir. Bu da çoğu zaman çok zor olduğu için yavruların ölümüyle sonuçlanabilir. Ya da bir süt anne bulmanız gerekir. Çok nadir de olsa bu tip durumlarla karşılaşılabiliyor. Anne kediler bazen yavrularını emzirmeyebiliyorlar, bırakabiliyorlar. Benim başıma gelmedi. Çok şükür. Kediniz yavrularını emzirmiyorsa, ekstra bir emziriyorsa ekstra bir şey yapmanıza zaten gerek yok.
Anne kediye güzel bakın yeterli. Bu dönemde iştah oldukça açık olacaktır. Bol bol su içecek. Yanından temiz suyu hiçbir zaman ayırmayın. Bol bol su içsin. Hamile ve emziren kediler için olan mamalardan anneye verebilirsiniz. Ben genelde yavru kedi maması kullanıyorum bu dönemde. Çünkü onların enerji şeyi daha yüksek oluyor. Yavru kedi mamalarının. Bunun yanında kedinize azar azar, yani kaşar gibi, yumurta gibi yiyeceklerden de verebilirsiniz. Yavru kedilerin bu dönemde su içmelerine gerek yok arkadaşlar. Öyle bir yanlış var. Bazen kediye su içtirmeye çalışıyorlar. Anne kedi bol bol, annenin içmesi yeterli. Yavrular ihtiyaçları olan her şeyi zaten bu dönemde sütten alıyorlar. Bu dönemde yavrular tuvaletlerini yapmazlar. Yani ya da çok ufak ufak yaparlar. Bunu da anne kedi yalayarak temizler. Siz kokuyu hissetmezseniz. Ama hijyen açısından 3 günde bir yaptıkları örtüyü değiştirmeniz güzel olacaktır. Peki kedimin göbek bağı ne zaman düşer diyecek olursanız, ilk 5 gün veya bazen bu 6. 7. günlere de sarkabilir. Kedinizin göbek bağı kendi kendine düşecektir. Yavru kedinin peki gözleri ne zaman açılır? Kedinin gözleri genelde 10-15 gün arasında açılmaya başlıyor. Bazen bu 20 güne kadar da çıkabiliyor. Bu dönemde kedinizin gözlerinde iltihaplar olabilir, geç açılmaları olabilir. Kedilerin en hassas oldukları yerlerden birisidir gözleri. Eğer gözlerinde iltihap falan varsa krem veya damla ile birlikte siz de ara ara pansuman yaparak ya da çay suyuyla pansuman yaparak kedinin gözünü rahatlatabilirsiniz. Gelelim ilk 2 hafta bu şekilde geçti. 2 ile 4. hafta yani 15 ile 30 gün arası. Yavru kedi bakımı nasıl olmalıdır? Kedilerimiz bu dönemde biraz daha hareketlenirler ama çok fazla da yürüyemezler. 25. güne kadar biraz zorlanarak da olsa yürümeye devam ederler. Aynı şekilde anne sütü kedilerimize bu dönemde de yeterlidir. Aynı ilk 2 hafta olduğu gibi. Yavrulara ekstra su vermenize bile gerek yoktur. Yine anneyi düzgün şekilde beslemek yeterlidir. Eğer kedinizin yeri sizin açınızdan sıkıntılıysa bu dönemde yerini değiştirebilirsiniz. Ama eğer ki yine gittiği yerde stres yaşarsa bunu da çok fazla denemeye de bilirsiniz. Bu dönemde ekstra yapacağınız fazla bir şey de yok. Yaş mama falan da vermenize gerek yok arkadaşlar. Evet, 30-45 günlük arası yavru kedi bakımı nasıl olmalıdır? Yani 1-1,5 ay arasında yavru kedimize nasıl bakmalıyız? Belki de yavru kedi bakımında işin en zor kısmı bu dönemdir diyebiliriz. Çünkü bu döneme kadar anne kedi tuvaletlerini, bir yemek ihtiyaçlarının hepsini karşılıyordu. Size çok fazla iş düşmüyor, pek zorluk olmuyor evde ama özellikle 35-40 günden sonra daha fazla hareket etmeye başlıyorlar ve artık dışarıdan yavaş yavaş kuru mama takviyesi yapılmaya başlanıyor. Bu dönemde normal şekilde de yürümeye başlıyorlar. Yakınlarına mama ve tuvalet koyacaksınız arkadaşlar. Artık onlar zaten kendileri yavaş yavaş kuru mamaya ve tuvalete alışıyorlar. Peki tuvalete nasıl alıştırabiliriz? Arkadaşlar burada da her zaman olduğu gibi kedilerin diğer hayvanlarda olduğu gibi duvarlarına çok fazla karışmamak gerekiyor. Kendileri tuvalet kaplarının içerisine dahi giriyorlar. İlk başta ben ince taneli kum kullanıyorum. Kedi kumu olarak. Yiyorlar bu kumları. Sakın panik yapmayın. Bir zarar vermeyecektir. Yani aman alayım yemesin çıkartayım tuvalet kabından dediğiniz zaman bu sefer dışarıya kaka yapmaya başlıyorlar. İlk başta o kumun bir tadına bakıyorlar, oraları bir kokluyorlar, şey yapıyorlar. Daha sonra onun yenmeyecek bir şey olduğunu zaten kendileri anlıyor. Ve 1-2 gün içerisinde artık içerisine hem küçük hem büyük tuvaletlerini de yapmaya başlıyorlar. Sizin ekstra burada bile yapacağınız çok fazla bir şey olmuyor. Yani kediler çok değişik yaratıklar.
Birçok işlerini kendi kendilerine halledebiliyorlar. Kuru mamaya da yakınlarına kuru mama ve su koyun artık bu dönemde. Suyu ve kuru mamayı da özellikle 35-38 günden sonra falan bunları yakınlarına koyduğunuzda kendileri gideceklerdir. Tabii yavru maması koyun. Büyük mama koyarsanız dişleri onları kıramayabilir. Yavru mamalarının tatlarına bakacaklar. Peki bu dönemde ben yaş mama vermeli miyim? Eğer kuru mama yemezse böyle 38-39 günlük gibi ufak ufak işte ton balıklı yaş mamalardan verebilirsiniz. Ben onlardan vermiştim. Afiyetle yemişlerdi. Ama kendileri zaten kuru mamaya da alışıyorlarsa çok fazla yaş mama da vermenize gerek yok. Dişlerinde problem olmadığı sürece yavrunuz kuru mamayı yiyecektir. Ben aslında vermesem de olabilirdi. Peki ne zaman yavru kedim tuvalet yapmaya başlar? Yavru kediye tuvalet eğitimi nasıl verilir? 34-40 gün arasında kediniz büyük tuvaletini yapmaya başlar. Küçük tuvaletin de su içmeye başladığı genellikle 30 aynı günlerde yani 33. 35. günlerden itibaren yapmaya başlar. Daha öncesinde de aslında ufak ufak yapıyorlardı ama anne temizliyordu. Bu dönemden itibaren artık kendileri tuvaletin içerisine girerek bir şekilde buna alışarak tuvaletlerini yapıyorlar. Bazen ister istemez bu dönemde bir veya iki gün kediniz kendi gezdiği, seçtiği yere tuvaletini yapabilir. Yapacağınız şey oradaki tuvaleti kuma karıştırın. Oraya kokusu girsin. Yani kumu koyduğunuz yere karıştırın. Oraya kokusu girsin. Ve günde birkaç kez defa kedinizi bu dönemde eğer dışarıya yapmaya alışkanlık haline getirdiyse kumun içine koyun, orayı koklasın. Dediğimiz gibi orada zaman zaman kumu da yiyebilirler. Bunu çok fazla sıkıntı yapmayın. Zamanla zaten yenmemesi gerektiğini anlıyorlar. Bir de tuvaletini dışarıya yaptıysa eğer o kısmı güzelce dezenfekte edin. Yani bir daha oraya yapılmayacağını, kokladığı zaman bir daha orada o kokunun olmadığını görsün. Ek olarak şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Kedilerin olduğu alanda toprak dolu geniş boşlukları olan saksı bulunmaması iyidir. Yoksa orayı da kediniz tuvalet olarak kullanabilir. Tüm bu işlemleri yaptığınızda bir veya en fazla 2 gün içerisinde kediniz tuvaletini tuvalet kabına yapmaya başlayacaktır. Evet arkadaşlar geldik son kısma. 45 gün ila 2 ay arası yavru kedi bakımımız nasıl olmalıdır? Zorlu dönemi atlattınız. Kediniz artık yavaş yavaş kendi ayakları üzerinde durmaya başladı. Kuru mamasını yiyebiliyor, tuvaletini kabına yapabiliyor, suyunu içebiliyor. Tabii tüm bunların yanında anne sütü almaya da devam eder bu dönemde ve alması da faydalıdır. Bu dönemde de yavrularınızı herhangi bir şekilde sahiplendirmemek iyidir. Özellikle taze temiz su yakınlarından da hiçbir zaman ayırmamalıyız. Her videomda da belirttiğim gibi burada da yine belirteyim. Şelale filtre ile su kabı yaparsanız veya hazır satılan kedi susabilirleri kedileriniz için daha sağlıklı olacaktır. Ben nasıl yapılacağı ile ilgili yukarıya da videomu gönderiyorum. Yaklaşık olarak bu dönemde kedinizin kilosu 1 kilogram civarı olması gayet normaldir. Ayrıca eğer kediniz anne sütü almayı keserse bu dönemde yavrular için özel ilave vitamin takviyesine de başlayabilirsiniz. Şunu da eklemekte fayda var. Anne kedimizin hamilelik ve çocuk emzirme dönemlerinde her gün vitamin takviyelerini eksik etmemek gerekir ki gücü de yerinde kalsın. Bir diğer notum, anne kedi doğumdan sonraki 45. günden sonra tekrar çiftleşme eğilimine girebilir. Tavsiyem doğumdan sonra 4 ay geçmeden tekrar çiftleştirmemenizdir. Bu doğumdan sonraki ilk kızanı genellikle 3-4 gün sürer. Daha sonra çok fazla daha uzun da sürebilir. Evet arkadaşlar, ilk 2 aylık yavru kedi bakımı ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bunlar. Sizin de eklemek istediğiniz sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ayrıca benim blog sitem var. Aşağıya onun da linkini koyacağım. Yavru kedi bakımının yazısını da oradan görebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu da beğenip
Kanalıma da abone olursanız ayrıca teşekkür ederim. Hepiniz şimdilik hoşça kalın. Bir dahaki videomda tekrar görüşmek dileğiyle.